Memnuniyetle sözü Erzurum İspit Belediye Başkanı Ahmet Coşkun Bey. Sizleri eşidək. Sizlere çok güzel müjdelerimiz var. Sizlere çok güzel haberlerimiz var. Bu imzalanmış protokol vasıtasıyla biz sizin çok büyük bir arzusunda olduğunuz bir prosese inşallah başlayacağız. Cenab-ı Prezident Füzuli şehrine sefer edende çok büyük bir coşkuyla karşılanmıştı. Hakiki galip serkerdenin karşılanmalı olduğu kimi. Ve sizin bir arzunuz var. Siz Füzuli şehriyle kardeşleşme bir arzunuz var. Biz inşallah deyirik Allah'ın izniyle bütün bu proseslere de başlayacağız. Ve necə ki Karaman ve Zərdab şehirlerinin kardeşleşmesine start verdiğimiz kimi, eləcə de diğer işgaldan azad olunmuş torpaqlarımızın, rayon ve şehirlerimizin Türkiye'nin tarihi şehirleriyle kardeşleşmesi, sosyal, iktisadi, içtimai sahelerde çok sıx əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulmasına maksimum şekilde çalışacağız ve birgə dövlətlərimizə dəstək olmağa ve müsbət tövbə olmağa çalışacağız. Buyurun Sayın Belediye Başkanımız, buyurun. Efendim ben şu an sesim geliyor mu? Ben. Evet. Ben oradaki tüm dostlara, milletvekillerimize, diplomatlarımıza, Türk dünyasının şuarası orada. Canı gönülden, İspir'den, Çoruh Vadisi'nden, bu kadim Türk yurdundan selam, sevgi ve hissiyatımı, duygularımı iletiyorum. Lütfen kabul buyurun. Benim için çok anlamlı bir iletişim şu an yaşadığımız. İspir Belediye Başkanı olmanın ötesinde tabii EkoAvrasya, Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği'nin de kurucularından halihazırda da Hikmet Bey kardeşimin başkanlığını yürüttüğü bu Türk dünyasının çok önemli bir lokomotifi olan o kurumsal yapının da aynı zamanda başkan vekilliğini de taşıma onurunu buradan paylaşmak istiyorum. Hasan Bey, Zerdi abi, Miras Merkezi ve EkoAvrasya'nın bu gönül birlikteliği imzaya dönüşmüş. Yani bir anlamda Türk dünyasının ete kemiğe bürünmüş hali. Adeta o belgenin maddelerini yukarıdan aşağı okudum. Son derece onur duydum. Hayırlı olsun Türk dünyasına, hayırlı olsun Odlar Yurdu, Can Azerbaycan'a, Türkiye'ye, topyekin Türk dünyasına. Bugün söylenilecek çok şey var ama gönül dostları, işin ehli olan ve müktesebatı içerisinde vazifeli olan dostlarımız çok güzel ifadeler kullandı. Ben biraz hissiyatımı duygusal bir noktada ortaya koymak istiyorum. Yaklaşık 30 yıl öncesine, öğrencilik yıllarıma gittim. Sovyet tanklarının Azerbaycan, Bakü'de Azatlık Meydanı'na girdiğinde elim kaleme uzandı. Bir şair kimliğimiz de var. Türk dünyasına bizim de yazdıklarımız vardır. Azerbaycan'la ilgili gayri ihtiyari kalemin kağıt üzerinde oynadığını bizzat yaşayarak gördüm ve kalemi kontrol edemiyordum. Kalem şunu yazıyordu. Diyordu ki, ey gözleri bulutlu yar, sen Azerbaycan dağlarında avcılardan ürkmüş maral gibiydin ve acıların çiçek açtığı Karabağlarda eğilmeyen, kırılan karanfildin diye böyle giden bir şiir ve bugün görünen o tüm dünyanın müşahede ettiği Türk dünyasının ve Türk milliyetçiliğinin kendini zirvede bayraklaştırdığı coğrafya, Karabağ ve Azerbaycan. Hasan Bey, Zerdi abi merhumla alakalı çok şey söylenildi. Onun üzerine ne söylenilebilir ki? Söylenilebilecek her şeyi fevkalade ifadelendirdiler oradaki dostlarımız. Ama benim söyleyeceğim şu: Hasan Bey Zerdabi tepesinden bundan 100 yıl geriye gidip de baktığımızda gözümüzün önüne Yunan'ı 9 Eylül'de Ege'de denize döktüğümüz zaman Hasan Bey Zerdabi tepesinden baktığımızda burada şehit Hasan Tahsin'i görüyorum ben. Teğet geçiyor üstünden.
Yine baktığımızda İstanbul'da Marmara'ya demir atmış işgal kuvvetlerinin zırhlarına omuz başından bakıp kaşlarını çatarak dişlerini sıkarak geldiğiniz gibi gideceksiniz diyen Mustafa Kemal'in tepesinden geçtiğini görüyorum. Ve Hasan Bey Zerdabi'den bugüne uzanan bağımsızlığını ve azatlığını kazanmış bir Karabağ'ın fotoğrafını Mustafa Kemal'in İstanbul'dan Samsun'a, Samsun'dan Amasya Saraydüzü kışlasına, oradan Erzurum'a, daha sonrasında Sivas ve Ankara Keklikpınarı sırtları, sonrasında da Şanlı Dumlupınar Meydanı'ndan 9 Eylül'de düşmanın denize dökülüp bir istiklal mücadelesinin zamana bırakılmış büyük bir destanını biz bu 2 ay öncesinden başlayıp bugün bayraklaşan Karabağ'da görüyoruz. Kurtuluş mücadelesinin ne olduğunu Anadolu insanı, yani bizler Anadolu'daki Türkler bu noktada çok daha üst düzeyde müşahede ediyoruz. Şunu ifadelendireceğim. İbrahim Bey abim, benim çok kıymetli büyüğüm ifadelendirdi. Diğer dostlar da aynı noktadan yaklaştı. Hakikaten azatlığın, bağımsızlığın ne olduğunun zirvesini yaşadık. Ve Mehmetçikler Karabağ'da bunu yaşattı. Karabağ'da iki milletin birbiriyle savaşı değildi. Yani Karabağ'da medeniyetler savaşı vardı. Bir tarafta Türk İslam medeniyetinin temsilcileri Azerbaycan Türklüğü, karşısında da Haçlı medeniyeti. Yoksa Amerika'nın, Fransa'nın, topyekün Avrupa'nın, yani Haçlı dünyasının sınırdaşı mıdır ki Azerbaycan Karabağ'da Ermenilerle saf tutup da Azerbaycan Türklüğüne karşı orada bir savaşı direkt ya da endirekt yönlendirmeye ya da aynı safta durma gayretinde olmaya çalıştılar. Oradaki yapı sadece Ermeni ve Azerbaycan Türklüğünün savaşı değildi. Orada iki medeniyetin savaşıydı. Yani Türk medeniyetine karşı büyük bir savaş arenasına dönüştü Karabağ. Ama merhum Akif'in ifadelendirdiği gibi, hani diyor ya, toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez, hiç kimse sindiremez. Türk dünyasının Karabağ'da ete kemiğe bürünüp Ermenilerin şahsında Batı emperyalizmine, Haçlı medeniyetine karşı nasıl durulur, bunun fotoğrafını ortaya koydular. Neticede buradan ben şunu ifadelendirmek istiyorum ki hiçbir dönemde olmadığımız kadar Türk olmak ve kendimizi Türk hissetmek durumundayız. Yani bu ırkçı bir yaklaşım asla değil. Çünkü Türk kimliği bir ırk kimliği değil, bir medeniyet kimliğidir. Bu medeniyete de en fazla hizmet eden, en fazla katkı sağlayan Türk'tür. Hatta Türklüğün zirvesini hissiyatında da yaşar ve hissettirir. Bunu da Karabağ'da fevkalade gördük. Türk dünyasının Karabağ gerçeğinde nasıl kenetlendiğini hep birlikte şahit olduk. Son söz şunu ifadelendireyim. Üstadım bizi onurlandırdı. İspir Türk dünyasının kadim bir yapısıdır. Çoruh Vadisi bir medeniyet birikimidir. Bir medeniyet mirasını taşır. İpek Yolu güzergahında çok kıymetli bir coğrafya. Topyekün Türk dünyasını biz burada ağırlamak ve burada kucaklaşmayı çok arzu ederiz. 7 asırlık geçmişi olan tarihi bir kültür mirasımız var. Bu mirasın adı deri diye adlandırılır. Yani bir anlamda pazar. Ecdadımız 7 asırdır bu coğrafyada Avrasya coğrafyasını, Türk dünyasını kendi bünyesinde barındırmış, davet etmiş, kesintisiz devam etmiş bu. Bir anlamda uluslararası kültür, ticaret, turizm fuarı yapmış. Ama bize İspir'de belediye başkanı olarak görev yapmak nasip oldu. Ve Allah nasip ederse Türk dünyasının hem iş çevrelerini, hem şuarasını, siyasilerini, ediplerini, tüm entelektüellerini burada bir arada toplama onurunu yaşamayı çok arzu ediyoruz. Geçtiğimiz yıl
Buna biz bir start verdik ama pandemiden dolayı bu sene askıya aldık. Ama önümüzdeki yıllarda Allah nasip ederse Türk dünyasını burada bu anlamda misafir etmekten son derece onur duyacağımızı da buradan ifadelendirmiş olayım. Fuzuli kentiyle kardeş olmak, biz zaten kardeştik. İspir Türk dünyasıyla zaten can kardeştir, kan kardeştir. Biz içimizde yaşıyoruz, hissiyatımızda bunu bayraklaştırmış durumdayız. Ama kurumsal anlamda Fuzuli kentiyle İspir'in böyle bir kardeşlik hukukunu protokole dönüştürerek zamana bir bayrak gibi devretmesi, yarınlarda da çok güzel işlerin birlikte vücut bulmasına vesile olacaktır diye düşünüyorum. Tekrar Hasan Bey, Zerdabi büyüğümüzü rahmetle, şükranla ve minnetle yad ediyorum. Karabağ'da toprağa düşen cümle canları, şühedayı buradan rahmetle yad ediyorum. Var olsun Türk milleti, var olsun Türkiye Cumhuriyeti, var olsun can Azerbaycan. Hepinize saygılar sunuyorum efendim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bu günlerim bizim sevincimizin hadsiz olmasının sebeplerinden biri de ben düşünürüm ki herkes bu hissi yaşayır. Ben düşünürüm ki bu günlerim Həsən bəy Zərdabinin timsalında bizim bütün ulu babalarımızın ruhları şaddır. Çünkü bugünkü ortam, bugünkü istiqanlılıq, bugünkü sevgi ortamı həqiqətən bizim nesillerimiz için çok büyük töhfə verecek bir ortamdır. Bu günlerim həqiqətən bizim ulu babalarımızın arzusunda olanları biz online şekilde müzakirə edib bir icraata çevirmiş oluruq, reallığa çevirmiş oluruq. Bir ekleme daha yapmak istiyorum. Azerbaycan Cumhurbaşkanımız, bizim de Cumhurbaşkanımız, benim de Cumhurbaşkanım Sayın İlham Aliyev ve yine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve benim mensup olduğum Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı, bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçeli, bu tür şahsiyetler birer kutup yıldızıdır. Yani böyle karanlık dönemlerde hiç ummadığınız anda yönünüzü kaybettiğiniz zamanlarda bir anda önünüze çıkar. Arkasından gelen onlara inanan topyekün milleti karanlığı yırtarak aydınlığa taşır. Netice itibariyle Anadolu Türklüğü ve Anadolu'daki Türk milliyetçileri Azerbaycan'daki bu büyük ve kutlu mücadelede Azerbaycan'da Karabağ'da gibi hissiyatını bayraklaştırdı ve kendilerini orada hissettiler. Bunun da altını çizmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz çok değerli fikirlerinize göre. İnşallah tarihen her zaman nice ki Türkiye'den Karabağ'a sevgi köprüsünü kurdunuz. Artık bu köprünü istediğimiz şekilde fiziki olarak yaşayacağız sizinle. Pandemiye dövrü bitenden sonra ben çok arzu ederim ki bizim değerli insanlarımızın, nümayende heyetinin məhz Azerbaycan'a seferi ve bizim işgaldan azad olunmuş torpaqlarımıza büyük bir seferimiz təşkil olunsun. Zərdab rayonumuza böyle bir seferimiz təşkil olunsun. Həsən bəy Zərdabi yurduna seferimiz təşkil olunsun. Ve bu sonuç itibariyle elbette ki yine de qeyd elədiyim kimi bu iki kardeş ülkenin bütün sahelerdeki münasibetlerine müsbət töhfə vermiş olacak. Bizim cumhurbaşkanlarımızın yumruğu çok bərk. Biz o yumruğun etrafında sıx birləşməyi bacaran milletleri, milletti daha doğrusu. Ve bu şekilde bu birliğinle, bu əzimle devletlerimizin her zaman inkişafında, her zaman çalışacağız ki öz müsbət töhfələrimizi verək.